bunu görmeyen yok ama yargı görmüyor. Kimse kalk bu çete düzenini bize kamu düzeni olarak satmasın. Türkiye toplumu artık bunu buna inanmıyor. Ankara'nın ortasına bir cinayet işlendi. Tüm detayları sonuçlarıyla birlikte ortada işlem yapan yok. Buyrun hadi işlem yapın. Tabii ki yapmazlar. Peki niye işlem yapmıyorlar? Çünkü beka dedikleri şey bu çete düzeninin bekasıdır. Onlar beka dedikleri zaman çocuklarımız, gençlerimiz ülkemizin demokratik geleceği aklınıza gelmesin. Onların beka dedikleri şey tam da bu çürümüş düzeni korumaktır. Çürümüş düzenin bekasıdır. Daha bir yıl öncesine kadar çete ve mafyaları koruyan bir bakanlığımız vardı. Öyle değil mi? Oysa gerçek şimdi anlaşılıyor. Bakanın ismi tutanaklarda uyuşturucu ticaretiyle anılıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Bu iftira değil. Bu çete ve mafyalar gözaltına alınırken vermiş oldukları ifadelerde bunlar sabittir. Yıllarca devletin iskeleti bürokrasidir diye anlatmaya çalıştılar. Bürokrasi, bürokrasi, bürokrasidir. Evet, şimdi bürokrasiye çeteler sızdılar. Bürokrasi çete ve mafyaların eline geçti. İskelet dediğiniz şey çürüdü, çöktü. Şu an bakıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele en büyük amacımız diyor hükümet iktidar yetkilileri. O halde buradan İçişleri Bakanlığı'na ve AKP hükümetine sesleniyorum. Uyuşturucuyla mücadele mi etmek istiyorsanız iktidarınızın içindeki köreklenmiş çetelere dur deyin. Çürümeye son vermek mi istiyorsunuz? Jitem ittifakını bitirin. Jitem ittifakıyla bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Jitem ittifakı devam ettiği müddetçe 1 Mayıs'ta hak arayan emekçiyle dayanışanlar tutuklanacaktır. Jitem ittifakı devam ettikçe çakarlı araçlarla katiller olay yerine taşınacaktır. Rüşvet alan, insan kaçakçılığı yapan yargıçlar yargılanmayacaktır. Çürümeyi önlemenin en önemli yollarından biri bu Jitem ittifakına son verilmesidir. MHP ile ittifak bugün AKP'nin işine geliyor olabilir. Ama emin olun biraz önce geçmişlerden günümüze kadar saydığım bütün kaosların, krizlerin baş aktörü olan MHP bir gün biz de şahit olup hep birlikte göreceğiz. Bu AKP'nin sonunu yavaş yavaş bir gün getirecektir. Nereye gidiyorsak sokakta, mitingde, gezdiğimiz kentlerde, ilçelerde, illerde AKP'liler, gerçek AKP'liler bu ittifaktan rahatsız. Bu rahatsızlıklar hepimiz çok iyi biliyoruz ama saray bilmiyor. Çünkü sarayın işine geliyor ama nasıl bir sonla AKP karşılaşacak buna hep birlikte şahit olacağız. Yine açık söylüyorum Evet Türkiye gri listede. Gri listeden çıkmak istiyorsa önce MHP'nin ve AKP'nin kol kanat gezdiği çetelerin durdurulması ve tasfiye edilmesi gerekiyor. Tüm bu yapılar ve yarattığı çürüme savaşın darbe mekanizmasının ve bundan beslenen siyasetin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Türkiye bu hakikatlerle yüzleşmese daha büyük çürümeyle karşı karşıya kalacaktır. Çözüm çok basit. Güçlü demokrasi, güçlü adalet, gerçek adalet, hakikatle yüzleşme, Kürt sorununun demokratik çözümü, darbe ve vesayet mekanizmasının tasfiye edilmesidir. Bunlar olmadığı müddetçe biraz önce bahsettiğim olumsuzlukların tamamını biz 85 milyon insan birlikte yaşamak zorunda kalacağız. Yine bir küçük çözüm önerisi önerimiz daha var. Onu da sunmak istiyorum. Tuttu takım küme düşüyor diye bu sene düşme kalksın diyen oyu düştüğünde baraj kalksın diyen hoşuna gitmedi diye güneş doğmasın diyen fikren ve siyaseten baş edemiyor diye dem parti kapatılsın diyen bu toplum ve akıl düşmanı anlayışa bir önerimiz var. Lütfen her şeyi kapatma sevdanızdan önce o ağzınızı kapatın. Türkiye en büyük hayrınız bu olacaktır. Ülkede siyaset de, yargı da güç odaklarına göre şekilleniyor. Kimi zaman cemaatler, kimi zaman siyasete bağlı çıkar ve mafya grupları yargıda etkili oluyor. Yargıtay seçimlerinde şucular, bucular diye konuşulmadı mı? Çok net bir şekilde al ver pazarlığı yapılmadı mı? Kobani davasının, Kobani kumpas davasının hakimi ata dedeler çetesine üye çıkmadı mı? Değerli arkadaşlar, Ankara Üniversitesi'nde devrimci, yurtsever öğrencilere palayla saldıran bir insan Adana Ceyhan'a savcı olarak atanmadı mı? Şimdi Ceyhan'da pala hukuku mu işleyecek? Bunu sormak istiyoruz. Ankara emniyetinde taht oyunlarıyla her gün karşı karşıyaydık. Şimdi taht savaşları olarak devam ediyor. İşte bu toz duman içerisinde bizlere de çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu ülkenin devrimcileri, Kürtleri, Alevileri, kadınları, gençleri, bir bütünen, halkı savunan bileşenlerin tamamı bir araya gelmedikçe yeni güçlü bir mücadele zemini ve yol al açmadığı müddetçe bu tabloyu Türkiye halkları fazlasıyla yaşamaya devam edecek. Bizim sorumluluğumuz sadece bunları dile getirmek değil, bunun karşısında güçlü bir şekilde demokratik mücadele zeminini örmek, büyütmek ve bir araya gelmektir. DEM Parti tam da bunun siyasetini yürütüyor. Önümüzdeki dönem daha da güçlü yürütmeye devam edecek. Biz ne iktidarın taht kavgalarını izleyecek bir zamana ne de muhalefetin iktidar olmasını bekleyecek bir sabra sahip değiliz. Memleket çürüyor, batıyor. Barış, demokrasi, özgürlük, aş, ekmek diye insanlar haykırıyor. Dolayısıyla hep birlikte barış, özgürlük, aş, ekmek diyeceğimiz bir sürece hep birlikte girdik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkenin yeniden inşası için önce mafya ve çete siyasetinin temizlenmesi gerekiyor. Yaşanabilir bir ülke için.